Cahil kime denir? Cahil. Cahil günlük dilde kullandığımız anlamıyla bilmeyene denir diye yalın kat bir açıklama yaparsak bunun üzerine koskoca bir soruyorum videosu çekmede hiçbir anlamı kalmazdı tabii. Zira bu mesele aslında o kadar basit değil. Hiçbir meselenin de kendi başına o kadar basit olmadığı gibi. Efendim cehalet ya da cahil olma halini biz günlük hayatta biraz yalın kat kullanırız. Bir şeyleri bilmeme haline genel olarak verdiğimiz bir isimdir ama mertebelerinden çok fazla haberdar değilizdir ve özellikle bir şeyler bilmeyen bir insanı suçlamanın pek mantıklı olmadığını bildiğimiz halde cehalet genellikle bir suçlama aracı olarak kullanılır. Demek ki biz aslında cehalet derken pek böyle o anda hafızasından bir şeyi hatırlayamama ya da bir konunun aslını bilmeme meselesinden biraz daha fazlasını kastediyor gibiyiz. Yani cehaleti biraz sinir bozucu buluyoruz. Cehaleti istenmeyen bir şey olarak gündemimizde tutuyoruz. Halbuki cahil olduğunuz bir konuda öğrenme fırsatlarınızın açık olması lazım. Öğrenince cehaletin geçmesi gerekir. Bu da ayıplanacak ya da kızılacak bir şey değildir. Ama dediğim gibi kavram üzerine biraz düşünüp biraz da tarihsel olarak bu kelime nereden geliyor, ne anlamlarda kullanılıyor, seviyeleri, değişik dereceleri var mı diye baktığımızda karşımıza ilginç bir resim çıkıyor. Birincisi, bizim kullandığımız kelime, İngilizce karşılığı ignorance olan cehalet, Arapça kökenden geliyor. Cehele diye bir terimden bilemedi kelimesinin mastar hali olarak geçiyor efendim. Bu günlük anlamına çok yakın olarak tarif edebileceğimiz bir ifade. Ama bilirsiniz bazı insanlar vardır. Mesela bazı konularda gerçekten cahildirler ve o kadar çok konuşurlar ki o konu hakkında. Yani kendi bildiğinizden şüpheye düşersiniz. Sizi kendi uzmanlık alanınızda bile ikilemde bırakabilecek kadar cehalet üzerine lafazanlık yapan insanlar vardır. Ama bazısı basitçe bazı şeyleri bilmez. Hatta sorar, öğrenir. Onun cehaleti ona mesela fayda sağlarken bir başka tip cehalet öbürünün öğrenme kapılarını falan kapatır. Eskiler, özellikle Osmanlıca dediğimiz işte o Osmanlıca'nın konuşulduğu dönemlerde buna bazı kademelerle tanımlamalar yapmışlar. Şimdi birinci düzey cehalet var. Bir insan bir şeyi bilmez ama o bilgi karşısına geldiğinde, öğrenme fırsatı çıktığında öğrenir ve cehaletinden kurtularak bilgilenebilir. Buna cehli basit adı veriliyor. Yani basit cehalet, normal, hepimizde olabildiği gibi. Mesela kitabi bilgilerin büyük bir çoğunluğunu bizler bilmiyoruz. Dolayısıyla o konularda cehli basitimiz var ve biz o bilgiyle karşılaştığımız zaman bunu giderebiliyoruz. İkincisi cehli mürekkep. Duymuşsunuzdur muhtemelen. Özellikle insanların birbirini en çok suçladığı konulardan bir tanesi budur. Mürekkep yapılandırılmış, yapılmış, edinilmiş, okunarak, çalışılarak inşa edilmiş cehalet anlamına geliyor. Şimdi özellikle bu okumuş cehaleti dediğimiz bir şey, Türkçe'ye de biraz bu şekilde geçmiş günlük kullanıma. Bazı insanlar kendi bulundukları alanın ya da bilgi tipinin her şeyi açıkladığına ya da kendi alanına girmeyen bazı konuları açıkladığına o kadar emindirler ki o konuda yeni bilgilere kendilerini kapatacak kadar korumacı ve savunmacı bir diyalog geliştirmek zorunda kalırlar. Bununla karşıdan cehli mürekkep olarak gördüğümüz durumu oluşturur. Bu insanların fikirlerini değiştirmek oldukça zordur. Genellikle bir şok, işte bir boşluğa düşme, bilgisiyle ahkam keserken biraz rezil olma gibi faideli durumlarda bu insanların fikirleri değişebilir ama genellikle oldukça zorlu bir süreçtir. Üçüncü bir cehalet tipi var ki muhtemelen çok fazla duymadınız. Bu cehalet tipi de aslında çok boyutlu cehalet diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz cehli mik'ap diye geçiyor eskilerde. Mik'ap kelimesini daha önce muhtemelen duymamışsınızdır. Ben de çok sonradan öğrendiğim bir kelime oldu. Mik'ap kelimesi aslında matematikte kullandığımız o geometrik şekil olan kübün isminden geliyor. Küp. Bu Necker küpü falan vardır ya, böyle kağıt üzerine çizgilerle çizersin de derinlikli gibi gözükür. Şimdi çok boyutlu ve derinlikli olan cehalete cehli mik'ap adı verilmiş eskiler tarafından. Ne demek çok boyutlu cehalet? Öyle bir cehalet ki bu, cehalet kendisini korumak için çok derinlikli boyutlarda savunma mekanizmaları hazırlamış. O cehalet halinin korunabilmesi için belki etrafına çok detaylı bir anlatı, felsefe, gerekçe, koruma kalkanları bir sürü şey örmüş olabilir. Ve bu tip bir cehalet, üzgünüm ama bizim günümüzde en fazla karşılaştığımız cehalet tipi. Özellikle de inançlara dayalı, kavgaya yönelik, diğer insanları dışlamaya ve onlarla bir şekilde sürdürülebilir bir gerilimi inşa edip devam ettirmeye dayanan cehalet tipleri genellikle bu
çok boyutlu ya da derinlikli cehalet dediğimiz bir tipe dayanıyor. Eğer böyle bir cehalet tipinin canlı örneklerini görmek istiyorsanız efendim, benim daha önce birkaç televizyon programında evrim tartışması yaptığımız bazı konukların biyoloji bilgisine karşı nasıl defans verdiklerini bir örnek olarak izleyebilirsiniz. İlginizi çekeceğini zannediyorum. Şimdi isim verip de milleti germeyelim ama bir aratırsanız Sinan Canan'ın sinirlendiği videolar falan diye bulabilirsiniz. Cehli make-up ya da çok boyutlu cehalet maalesef zamanımızın en ciddi sorunlarından bir tanesi. Buna karşı özellikle uyarmak isterim. Çünkü biz hani günümüzde böyle dijital sistemler, efendim sosyal medya uygulamaları, Google'lar, her türlü bilgiye erişmeler, bilgi denizlerinde kulaçlamalar falan gibi havalı günlerden geçiyoruz zannediyoruz ama bu sistemin içerisinde biz çoğunlukla zanlarımız, inançlarımız, anlayabildiğimiz bilgiler yahut da bizi rahatsız etmeyecek, bizi çok değiştirmeyecek ama bildiğimizi onaylayacak bilgilerin peşinde kaçınılmaz olarak dürtüsel bir şekilde koşuyoruz. Çünkü bu bilgi denizi içerisinde gerçekten her gün bizi dönüştürecek milyonlarca bilgi olmasına rağmen maalesef onlarla karşılaşsak bile biz de yarattıkları rahatsızlıklar nedeniyle onları çok tercih etmiyoruz. Daha ziyade bildiğimiz şeyleri tekrar eden, bizim gibi konuşan, bizim gibi yaşayan, bizim gibi inanan insanların söyledikleri etrafında gruplanmayı tercih ediyoruz. Ve bugünün teknolojisi sayesinde bunun bir ekstra kaymaklı durumu daha var. O da şu ki etrafımızda böyle ağzı çok laf yapan, kafası iyi çalışan, analitik zekası kandırmacaya ve safsata dediğimiz düşünce hatalarını gizleyecek söylemler üretmeye son derece yatkın insanlar da bizim ciddi anlamda cehalet geliştirmek istediğimiz konularda bize bol malzeme sağlayınca biz o malzemeleri kullanarak mesela ciddi böyle işte aşı meselesine karşı efendim bayağı mantıklı, bilimsel, sağduyulu falan gözüken bir takım reaksiyonlara girdiğimizi düşünebiliyoruz. Bu arada oluşan biz psikolojisi içerisinde ya bir tek ben söylemiyorum ki bak koskoca bilmem neci falan filan da bunları söylüyor diyerek kendimize yandaşlar ve ekstra argümanlar bulabilmenin rahatlığı içerisinde cehaletimize boyut üstüne boyut katabiliyoruz. İnsan kendi zanlarından kurtulmaya cesaret edip de zihnindeki cehaleti parçalamak için adım atmaya karar vermezse eğer bilgi emin olun hiçbir işe yaramıyor. Bilgi her yerde var. Şu anda elinizdeki cep telefonunda, tabletlerinizde, bilgisayarlarınızda ve onların bağlı olduğu internet hattında sayısız kitaplar, sayısız fikirler var. Ama bu fikirler ancak ve ancak yapılandırılmış bir cehalet içinde boğulduğumuzu anladığımız an bizim işimize yaramaya başlayacak. Efendim, cehli basit güzeldir. Zira benim mesela mesleğimi yapabilmemin sebebi birçok konuda bilgisiz olmamdır. Bilgisiz olduğumu bildiğim için de bilgisiz olduğum alanda soru sorduğumda öğrenebiliyorum. Cehli mürekkepten korunmamız lazım. Özellikle uzmanlık alanlarının insanları körlüklere sevk etmesi ağırlıklı olarak cehli mürekkepten oluyor. Ama şu cehli make-up denen kübik cahillik fark edilmeyen, zira bakın ismini bile çok bilmiyormuşuz, fark edilmeyen ama bizi çok fazla etkileyen bir cehalet tipi. Dolayısıyla buna karşı hep beraber dikkatli olmak için bunlar da burada bir kayıtta bulunsun isterim. Kendinize iyi bakın.